Suratul İhlas. Tefsir yapacağımız ikinci suremiz ise İhlas suresidir. As-sura tusamma bi-sura li'annaha musawwara bi-sur. Hada al-akh ladayha ard yaj'al laha sur. Limada hatta la yataaddi ahad 'alayha, yuhafiz 'ala al-hudud. Na'am. Sureye neden sure denmiştir? Türkçeye de olduğu gibi İstanbul'un surları diyoruz değil mi? Bir yere arsa aldığın zaman onun etrafına ne çekersin? Sur, çit çekersin. Tusamma suratul İhlas. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad suresi İhlas suresi olarak isimlendirilir. Limada tusamma bihazal isim? Neden bu sureye İhlas suresi denmiş? Li'annaha ahlasat fi vasfillah. Leys la yujed fi hadhihi sure la kasas ve la ahkam. Çünkü bu surede halis olarak yalnızca Allah-u Teala'dan bahsedilmektedir. Al-Kur'an fihi thalatha ashiya. Kur'an'da üç şey bulursunuz okuduğunuz zaman. Haber anillah. Allah'tan haber veren ayetler. Ve hâzâ eşref mâ fil Kur'an. Kur'an'daki en değerli ayetler bunlardır. Ve hâzâ allazî ihtassat bihi sûretel İhlas. İhlas suresi de bununla öne çıkar. Ve ahkam akîmussalâh mesela. İkinci Kur'an-ı Kerim bahsettiği konu hükümlerdir. Mesela namazı ikame edin. Ve kasas mesela kıssat Musa aleyhissalâtu vesselâm. Ve kıssalar. Mesela Musa aleyhisselâmın kıssaları gibi. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. Bundan dolayı da İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. يعني لو تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات. Yani İhlas suresini üç defa okusan. في الأجر يكون لك كقراءة القرآن كامل. Ecir olarak yani karşılığını sana verilen sevap olarak Kur'an'ı tamamıyla okumuş sevabı alırsın. عمل قليل. Çok az bir amel. أجر كبير. Ancak karşılığında büyük mükafat. Lakin اذا صلى الان ولم يقرا الفاتحه قرا سوره الاخلاص ثلاث مرات صلاته باطله. Ama mesela namaz kılsa, namaza dursa, Fatiha'yı okumayıp 3 kere İhlas okusa namazı olur mu? Olmaz. İzen hâzâ sebep litesmiyet hâzihi sûre bi sûretil İhlas lianna ahlasat fi vasfillâh subhânehu ve teâlâ. Öyleyse diyoruz ki bu sureye İhlas denmesinin, İhlas suresi denmesinin sebebi yalnızca Allah hakkında bahsetmesi. As-sebebe's-sâni fi tesmiyet hâzi's-sûre bi-sûretil-İhlas. İkinci sebep nedir bu surenin İhlas suresi olarak isimlenmesinde? İzâ vesves leke'ş-şeytân fi zâtillâh. Eğer şeytan sana gelip Allah hakkında bir zatı hakkında vesvese verirse, mâzâ tesnâ? Mâ huve'l-ilâc? Bunun tedavisi nedir? Takra sûretil-İhlas. İhlas suresini okuma. يذهب عنك هذه الوساوس بإذن الله. Göreceksin ki Allah'ın izniyle senden o vesvese gidecektir. معنى هذا أن تخلص قارئها من الشرك. تخلصك من الشرك بإذن الله. Sebep. Bu ne demektir? Bu sureyi okuyan kimseyi bu sure şirkten, vesveseden kurtaracak demektir. انتبه. نعم. إذن متى نقرأ هذه السورة؟ متى نقرأها؟ Bu sureyi ne zaman okuruz? نقرأها أدبار الصلوات المفروضة. Her farz namazın ardından okuruz tesbihat. في أذكار الصباح أذكار المساء. Sabah akşam zikirlerinde. نقرأها في سنة الفجر في سنة الفجر بعد الفاتحة في الأولى قل يا الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. Sabah namazının sünnetinde ilk rekatta Fatiha'dan sonra kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra ne okuruz? İhlas suresi. Ve fi sünnetel mağrib. Akşam namazının sünnetinde de. Limada. Neden? Teftetih evvelen nehar ve teftetih evvelen leyl bi en tecma' beyne enva'et tevhidet thelâza. Tevhid, suret kul ya eyyuhel kafirun fiha l'ubudiyye, tevhidel uluhiyye. Ve kul huvallâhed fiha el-rububiyye vel-esmâ'i vel-sifat. Çünkü gününün ilk başına tevhidin üç kısmıyla başlarsın. Ve gecenin ilk kısmına da tevhidin üç kısmıyla başlasın. Kafirun suresi, Kafirun suresi Allahu Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğunu ifade eden uluhiyet tevhidini içerir. İhlas suresinde de Allahu Teala'nın Rab olduğu, yaratıcı olduğu ve isim sıfatlarına işaret vardır. El-vitr yekun bi suretil İhlas fi kıyamil leyl. Gece namazında vitir kıldığımız zaman ne okuruz? Yine İhlas okuruz. Fi't-tavaf indema ta'ti ve tatuf سنة الطواف تقرأ فيها قل يا الكافرون وقل هو الله أحد أنواع التوحيد الثلاثة. طواف bitirdikten sonra kılacağımız iki rekatlık sünnette de ilk rekatta kafirun, ikinci rekatta da İhlas suresini okuruz. Böylece sürekli tevhidin üç kısmını ne yaparız? Aklımızda, zihnimizde tutarız. هي هذه السورة صفة الرحمن صفة الله سبحانه وتعالى. Yani bu surede
Rahman'ın, Yüce Allah'ın sıfatları zikredilmektedir. Na'am. لأن الكفار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة الإخلاص. كافرler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip bize Rabbini tanıt dediğinde vasfet onun sıfatları nelerdir dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafirlere bu sureyi okumuştur. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل hitabı öncelikle Allah Resulü aleyhissalatü vesselama de ki diye hitap olunmuştur. Ondan sonra da kendisine hitap olunmaya mükellef olan herkese bu hitap geçerlidir. Yani هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف وكذلك نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع عليه الصلاة والسلام أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. الله تعالى peygamberine demektedir ki Allah'ı şu vasıflarla şu sıfatlarla zikret. Ayrıca bu hitap, bu emir bizim için de geçerlidir. Yüce Rabbim bizi onun ümmeti eylesin, ona tabi olanlardan eylesin, bizi ve kendisini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Firdevs-i Âlâ'da bir arada eylesin. Allah. Allah. El-Ma'bud. Ne demiştik? Kendisine ibadet olunan demek. La yu'bed illallah. Allah'tan başkasına ibadet olunmaz. Lem yusamma ahad bihâzel isim illallah subhanahu teâlâ. Bu isimle ancak Allah Teala isimlendir. قالوا أن اسم الله الأعظم هو الله. Bazı alimler de demişlerdi ki az önce ifade etmiştik ismi azam Allah ismidir. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. Dediğimiz gibi bu isimle ancak Allah isimlenmiştir. نعم. قل هو الله أحد واحد في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته. قل هو الله أحد Allah birdir. Yani tek Rab'dir. Tek hak ilahdır. İbadet yalnızca ona yapılır. Ve isim ve sıfatlarında da birdir. Naam. İzen nerud ala men yekul en yujed halik gayrallah bekul huvallahu ahad. Birisi dese ki Allah'tan başka yaratıcı vardır. Ona cevabımız ne olacaktır? Kul huvallahu ahad. Allah birdir. Nerud ala men yekul en hunak ba'da sıfat lil halk mumathila sıfatil halik. Nekul la. Kul huvallahu ahad. Vahidun fi esma'i. Fi sıfati. Bazıları Allah Teala'nın bazı sıfatlarını mahlukatta olan bazı sıfatlara benzetirse ona da cevabımız aynı olacaktır. Diyeceğiz ki kul huvallahu ahad. Allahu's-samad yani el-halaik teltaci ila Allah subhanahu ve taala la ila gayri. Es-samad Allah es-samaddir. Yani bütün mahlukat ihtiyaçlarını gidermede ona sığınır. Ve huve subhanahu ve taala mustagni an kul şey. Allahu Teala her şeyden mustagnidir. Fes-samad أي أنه سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. يعني الصمد الله تعالى her şeyden مستغني olandır. الخلائق تفتقر إليه في حوائجها. مخلوقات bütün ihtiyaçlarında ona muhtaçtır. هو السيد الذي كمل في سؤدده كمل في ربوبيته كمل في ألوهيته كمل في أسماء وصفاته لا يوجد نقص بأي وجه من الوجوه. Bütün isim ve sıfatlarında ilahlığında Rabliğinde mükemmel olan, hiçbir cihetten eksiklik olmayan Es-Seyyid, Efendi olan Allah'tır. Naam. Nisbetel veled, el valid, ez-zevce ila Allah subhanahu ve teala kufur akbar muhric minel mille. Allah-u Teala'ya çocuk isnat etmek, baba isnat etmek, eş isnat etmek, bunların her biri küfürdür. Sahibini İslam dininden dışarı çıkarır. Limâze? لأنه كامل سبحانه وتعالى. Neden? Çünkü Allah Teala kamildir, noksansızdır, eksiksizdir. نعم. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات النقص. Bundan dolayı da Allah Teala eksiklik ifade eden hiçbir vasıfla, sıfatla nitelenmez. وليس له مثيل, ليس له مشابه, مماثل. Allah Teala'nın bir eşi, dengi de yoktur. نعم. فهذه السورة تحتاج إلى تأمل, إلى تدبر. Öyleyse bu sureyi çok da düşünmemiz, çokça anlamaya çalışıp gayret etmemiz gerekmektedir. Vallahu a'lem. En doğrusunu da Allah-u Teala'dır. Naam.